Sabah Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Bağdat'ı yeniden inşa etmek, tarihi ve miras anıtlarını rehabilite etme çabalarının devam ettiğini teyit etti. Parlamento Finans Komisyonu, gıda güvenliği ve kalkınma için acil durum desteği kanununda yer alan hükümlerin çözüme kavuşturulması ve uygulanması hakkında görüştü. Ordu ve Haşde Şabi güçleri DAEŞ çetelerinin kalıntılarını yok etmek için Musul kentinin güneyinde bir güvenlik operasyonu başlattı. Karba, ben orada bir tane şey takip ediyorum. Trekfeyi takip ediyorum. Cerdeciye'dir. Bunun çayı var. Oradan... Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri en çok Kerkük'te kriz yaratıyor. Bunun faturasını vatandaşlar ödüyor. 14 bin kazanmak. Peygamber Efendimiz o gün hakkına doğum günüydü. Dünya nürden doğdu. Kutlu doğum haftası münasebetiyle Kerkük'ün tarihi kalesinde Irak Türkmen cephesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Gün burada yığıştık. Bir şehidimizin yemin sellemliydik. Özüne veriydik. Özün... Haşd-i Şabi Şehit aileleri için Konut Fonu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Derneği Haşd-i Şabi 53. Tugay ile işbirliği içinde Şehit Ali Muhammed Şehit'in ailesine Terafi ilçesinde bir ev teslim etti. Bu selal gıdaya her ay ulaşır elhamdülillah şükür. Biz bir ay geldi yakaka tamam dökülüydü yani balık kokusu verirdi böyle. Diyaleyli vatandaşları gıda karnesinde verilen yağ kalitesizliğinden dolayı şikayette bulundular. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Bağdat'ı yeniden inşa etmek, tarihi ve miras anıtlarını rehabilite etme çabalarının devam ettiğini teyit etti. Başbakanın medya ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Mustafa El-Kazmi Tahrir Meydanı'ndaki Hurriye Anıtı ve El-Umma Parkı'nın rehabilite edilmesinden sorumlu komitenin toplantısına başkanlık etti. El-Kazmi komite tarafından yapılan çalışmaların ilerlemesi El-Umma Parkı ve El-Hurriye Anıtı dahil olmak üzere başlatılan restorasyon ve rehabilitasyon aşamaları hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Parlamento Finans Komisyonu gıda güvenliği ve kalkınma için acil durum desteği kanununda yer alan hükümlerin çözüme kavuşturulması ve uygulanması hakkında görüştü. Komitenin Planlama Bakanı Halit Batal, Maliye Denetleme Bürosu Başkanı Reval Yasin ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Bütçe Dairesi Genel Müdürü Tayyip Sami'yi ağırlaması sırasında geldi. Heyet raporunu parlamentoya sunmadan önce gıda güvenliği kanununda yer alan yiğit valilikler için mali ödenekler finansmanı dosyasını ele aldı. Öte yandan bazı milletvekilleri su kıtlığının yansımalarını ve tarım planını görüşmek üzere bir talep sundu. Parlamento Başkanı önümüzdeki salı günü Tarım ve Su Kaynakları Bakanlarını parlamentoda ağırlamaya karar verdi. İstidafet Vezir Zira'a ve Vezir Muvaridil Mahiyye. Bilizafe ila talep mukaddem min Lijnet-i Zira'a. Selam'ın talep mukaddem min Reis Lijnet-i Zira'a. Niyabeten an Lijnet. انه لنفس المضمون طلب يعني امرين الامر الاول يتعلق بموضوع الشح المائي والامر الثاني يتعلق بالخطه الزراعيه وهذا امر اخر يتعلق بالتسويق او تسعير المحاصيل الزراعيه لذلك واشاره الى الماده 55 من النظام الداخلي يجوز ل 25 عضوا من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشه لاستيضاح سياسه واداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد موعد للحضور مع تحديد سقف زمني أمام المجلس لمناقشته سيتم إضافة هذه الفقرة إلى جدول الأعمال يوم الثلاثاء. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Muhsin El-Menzelavi, dinarın dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanan enflasyona karşı daha etkili ihtiyati tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
El Mendelavi Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in huzurunda Finans Komitesi'nin genişletilmiş toplantısına başkanlık ederken, Merkez Bankası'nın bankaların çalışmalarını gelişmekte ilgili olan ülkenin bankacılık politikalarını uygulanmasından doğru sorumlu olduğunu söyledi. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi, parlamentolar arası birlik toplantılarında yaptığı açıklamada İran egemenliğinin korunması, saldırı ve iç işlerinin müdahalenin durdurulması ve uluslararası ilişkilerde elde edilmesi talep eden acil bir madde sunacağını duyurdu. El-Halbusi daha sonra Parlamento Finans Komitesi'ni Maliye Bakanı, Planlama Bakanı ve Gıda Güvenliği ve Kalkınma Planı için acil destek yasasının uygulanması ile ilgili ileri düzey kadroları yarın ağırlama talimatını verdi. دقيق وبشكل خاص العراق او مجلس النواب العراقي سيشارك في اجتماعات البرلمان الدولي الاي بي يو سيتقدم العراق بطلب الى البرلمان الدولي لكبن طارئ في عاده البرلمان الدولي هنالك بنود طارئه تطرح سيتقدم العراق ببن devleti yönetme ittifakı sadır hareketine diyalog kapısının açık olduğunu açıkladı. Devleti Yönetme İttifakı'ndan yapılan açıklamada ittifak üyeleri siyasi alanındaki gelişmeleri, parlamento çalışmalarının devamını ve hükümetin konuşumunu görüşmek üzere Ulusal Hikme Lideri Ammar El-Hakim ofisinde önemli bir toplantı düzenledi. Seçimlerin belirtilen tarihte yapılmaması üzerine Kürdistan Parlamentosu bugün yaptığı oturumda yasama sürecinin uzatılmasını onayladı. Erbil'deki El Orakiye News muhabiri 111 parlamenterden 80'inin tasarıyı onaylamak için oy kullandığını ve çoğunluk sağlandıktan sonra parlamento başkanlığı tarafından onaylandığını söyledi. Kürdistan İslam Birliği'nin iki kitlesi ise İslami Grup ve Bağımsız Parlamenterler oturumu boykot etti. Ortak Harekat Komutan Yardımcısı Abdülemir Eşşimeni başkanlığındaki Kerkük ilini ziyaret etti. Anik heyetinin Ordu ve Haşid-i Şabi güçleri DAEŞ çetelerini kalıntılarını yok etmek için Musul kentinin güneyinde bir güvenlik operasyonu başlattı. Haşid-i Şabi medyasından yapılan açıklamada kentin güneyindeki El İbrahimiye, El Hüseyniye, Muzaliban ve Tel El-Rayan köylerini aramak ve güvenliğini sağlamak için operasyonun 4 eksandan başladığı belirtildi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Bağdat Harekat Komutanı Kor General'ın direktiflerinin uygulanmasında Cumhuriye ve Ersine köprülerinin trafiğe açılmasının talimatını verdi. Kor General Salim yaptığı açıklamada başkent Bağdat'ın merkezindeki Cumhuriyet ve Ersine köprüleri trafiğe açıldığını söyledi. Salim başkente kapanan tüm yollar yeniden açılacak ve güvenlik sektörleri normale dönecek dedi. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Kerkük'ün tarihi kalesinde Irak Türkmen Cebesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle Irak Türkmen Cebesi riayetinde Mevlid Kandili düzenlendi. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif etmesinin münasebetiyle bugün Kerkük'ün tarihi kalesinde anma töreni düzenlendi. Sünni Vakfı Müdür Yardımcısı Şeyh Hasan Begoğlu ile görüşmemizde İslam dünyasını ve Hazreti Muhammed'in doğumunu şöyle kutladı. Bir Peygamber Efendimiz o günün hakkına doğum günüydü. Dünya nürden doğdu. O dararatı, o karanlığın üzerine hapsının ki iğate etti. Bir Peygamber Efendimiz
sünnetini tatbik etsak, ahlakını tatbik etsak, özü cedari xasın, özel milletimiz hacatı var Peygamberin xuruquna. Bu vesileyle Peygamberimizin dünyaya teşrifi günü için ilahiyetler de okundu. Hayaten bin salavat, bin bin salam, salavat Peygamber'e bin salavat. Salavat Peygamber'e, o sahibi Cevser'e, ver salavat, ver salam. Vatandaşlar da Kerkük Kalesi'nde bulunarak İslam dünyasına barış ve sevgi dileyerek bu günü kutladılar. Tebrik ederek bütün İslam alemini ve Türkmen milletini bizzat bu güzel günlerini Peygamber'in doğum gününün münasebetiyle ve Allah'tan temennimiz budur, umudumuz budur Allah'tan. Aman olsun, istikrar olsun bütün Irak'ta alem, kardeşlik yaşasın beraber. Tebrik ederek bütün İslam milletini, düşman alemini. İnşallah Allah'tan dilerik bütün İslamları Allah saklasın. Öte yandan Türkmen cebesinin Kerkük kolu yetkilisi Kahtan Vindavi bu şerefli gün münasebetiyle yaptığı konuşmada her fırsatta Türkmenlerin birliğine çağrıda bulundu. Muhammed Recep başıdır, Abu Bekir Taha'nın kardeşidir. İnan Muhammed Recep başıdır, İmam Ali Taha'nın kardeşidir. Sağ olsun halkımız iyi bir katılımıyla Peygamber Efendimiz'e sevgimizi, muhabbetimizi, vefalığımızı bildirmemiz için bir gün bir Mevlid-i Şerif okutturduk. Biz bu ay bizim için çok özel bir aydı. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün Müslümanlığa, özellikle Türk İslam alemine bir hediye olarak biz kabul etmekteyiz. Peygamber Efendimizin güzel sıfatlarını, iyi sıfatlarını bütün milletimize temenni ederiz. Sizlerden de çok teşekkür ederiz. Bizlerden beraber olduğunuz. İnşallah faaliyetlerimiz devam edecekti. Bay boyunca bütün bölgelerimizde. Hedef İnsanlarımızın ne kadar Peygamber Efendimiz'e vefalı, ne kadar Peygamber Efendimiz'e sevgisini, aşkını göstermektir. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri en çok Kerkük'te kriz yaratıyor. Bunun faturasını da vatandaşlar ödüyor. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri en çok Kerkük'te kriz yaratıyor. Bunun faturasını normal vatandaşlar ödüyor. Aylardan beri yaşanan elektrik sıkıntısı bitmek bilmiyor. Bunun yanında özel jeneratör amper fiyatlarının artışı vatandaşlar için daha fazla sıkıntı yaratıyor. Garba hiç yaramaz. Garba, ben olup da aynı şey takip ediyorum. Direkt fayda takip ediyorum. Bunun çayı var, orada amperi 16, sonra 18 oldu, 22 oldu. Şimdi onun şeydi böyle, 14 bin evi. Şimdi bazı alem fakiri işlemini haradan para versin 14 bini. 14 bini kazanmak böyle. Tamam şimdi 13 amperdi, 180 bin aldı. 180 ancak kazan bu şeydi. Vatandaşlar Kerkük'te yaşanan bu elektrik kesintilerinin yanında özel jeneratör amper fiyatlarının artışında bir an önce bitmesini istiyorlar. Karaba yok, molide yok, iş yok. Kasıplık yok. Alaba alem hepsi fakir fukara oturup bir iş bir kar yok. Ha gelsen burada oturursan boşu boşuna geçsen eve. Yani bir iş yoktu. Alem özün işlesin çanı kazansın. Buradan vaktiler nasıl görsen? Necai valla vakti. İni değil azet dakşirim hani. Dakşirip? Vallahi bilmiyorum. Haberim yoktu dakşirim hani. Valla karba çok azdı. Eyvallah hani. Karba ha görürük. Çok azdı. İhtiyar adam var. 90 yaşındaydı. Rabo orasındadır, rabo. Bu karaba kesilse, molde olmasa, yani bu hükümet bunun kanına girdi. Bu bir. Sonra uşak var, körpe de uşak, bilmez. Yığılır, bilmem. Ne de o zaman, yani ayıbasın beşikten çıkardı o zaman, mobilde yok, mobilde yok, tamam yoksa yok. Üçüncü, üzülüm bastı, bastı. Kerkük Yerel İdaresi ve Kerkük Milletvekilleri bu sıkıntının Elektrik Bakanlığı ve Petrol Bakanlığı'ndan kaynaklandığını defalarca vurgulamasına rağmen ancak bugüne kadar ciddi bir çözüm bulunmadı. Kerkük Valisi Rakan Seyit El Cuburi, Kerkük Milletvekilleri Erşat Salehi, Garip Asker Türkmen, Doktor Gaylan Kadir ve Sabah Habib bugün başkent Bağdat'taki parlamentoda toplanarak Kerkük'te yaşanan elektrik sıkıntısına çare bulmak istediler. Basın toplantısında Kerkük'te yaşanan elektrik ve akaryakıt sıkıntısının çözülmesi için Başbakan Mustafa Erkazmi'ye seslendiler.
Bildiğiniz üzere aylardan beri yaşanan elektrik kesintileri ve özel jeneratör sorunu gitgide bitmek bilmiyor. Bugün Kerkük'ün yerel idaresi tarafından alınan yeni bir karar ile özel jeneratör çalışma saatlerinin uzatıldığı belirtildi. Kerkük petrol şehri olmasına rağmen ne elektrik ne de petrol sıkıntısı bitmek bilmiyor. Vatandaşlarsa bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyorlar. Mumin Alemdar Türk Moydu kanalı Kerkük. Telafi Eğitim Müdürü Sait Muhammed Bizlioğlu yeni eğitim öğretim yılı vesilesiyle binlerce öğrenciyi karşılaması için okulların hazırlıkları hakkında Türkman Ödü kanalına açıklamada bulundu. Yeni eğitim yılı başlarken bugün Sayın Said Muhammed Said Bizlioğlu Telafi Eğitim Müdürü ile görüştük. Ve ne hazırlıklar yapıyorlar ve bu durumda engeller nedir? Bildiğiniz gibi inşallah bideye teler bir yıl devam ederiz. 2022 ile 2023 ayın bu ayın 10. ayın 12'sinde inşallah bir deyadı. Fe evvelen buradan barikliyem. Cemi şoklarımızın atfallar Ravdat'tan, İbtidaiye'den, İletanüve'den ve barikliyem fi nefsil vakitin milaket terbaviye ve tedrisiye bi bedel ami dirasi cedid inşallah Allah'tan istiğozun hayırlı yılları ilesin. İnşallah vizaranın tasmimi devam huduride kamel. Min el ahad ila el hamis hafta 5 gün kamilde bir işgal yoktu inşallah. Bizim indi var bazı medreselerimizde mülakatımız naqs. Biz indi haliyen ben çok çabaladım buna. Gittim müdür amla oturdum. Nuska yetirdik vizariye. Varna şavagararımız taban an tariqi nuvabi yetiribim özünle vizariye. Bize indi inşallah bir tesviyede işli yok. Ve bize verikle mecel 4, 5, 6 bu ayda indi işleniye. Ve inşallah gelen hafta belki netayiş. Bu netayişte biz müsbakan cemi medresimizin şavagarı var. Khasaten iptidaiye ve khasaten İngilizce ve bazı ihtisasat. Ve inşallah bunları söz verdiler bize. Dönerler bu bazı nakl olanlar. Yanımızdan nakl olup da bin ta'inat 2020. Ve bunlar inşallah dönerler. Tekemmellenirler. Ve şimdi idarat medresi ilan ettiler. Ma mevcudum nel kütüb ve kırtasiyin özlerine. Ve benim de ilmim var haliyen özlerine belliğliyiptiler. Cedvel hatta vakitlerini gitmesin o baştan 12. ayın 10. ayın 12'sinde. İndiden bir de teyliple ve zelil özlerine kütüb el mütevaffire ile deyim. Yoktu bizim tarihvani. Bir giden yılın nesi var ise hazininde zaiden taliplardan dönen müstehmel kitaplar bunlar ve zelenler indiye kim? Bundan sonra bir gir şey gelir, kütüb gelir bize, bu ayrı bir hakikatte döner ve zelenir. Biz ben temenni eyleyem, utalb eyleyem fi nefsil vakit, evliyal umur taavun eylesin bilemiz. Biz deysek bize, biz falan şeysi yoktu, falan olmay, evliyal umur değmesin, hum şeyimiz bize hazır gelsin. Bir çe manatımıza şeriklesin de. Gelsin ne de manatımıza? Bes mekteplerin bir deyesin ne gitsin de bu şoklar. Şeccelesin de gitsin de mektebe. Mektepten devamından çıkandan sonra bu uşağı tabi'lesin. Hel döndü eve. Zeyden burada fakariye buna khas medersil benet. İndi haliyen 328 mektebimiz var. Haliyen bize de şimdi geldi. Avamır talbilemiştik. Feth yengi bineylerimiz oldu. Ama bazı medresler şatır olundu. Artar takriben adil bir 10 mektepte ziyade olur bu adetin üstüne. Bes men gelciyem ya avamır çıkıyor tenakulatten men diyen de rav değilim. Bunun nakli bu dönmez geri yere gitmez. Harç terbiye telli afar her yediyse. Diyen benim uşaklarımın naniye gider ki onların uşakları. Benim yanımda burada bir terkili şağır. Özün nakli oluyor. Ben burada rav değilim. Ya bazı cemaat geliyor. Dibini nakl ile diyem nice nakl ile ya biz de yok sizi hatır çık koymuk nakal diye yanıma gelipti. Fericaen maslahatül medine fevka külli şey. İnşallah da bu amdirasi tükenir bi hayr ve selam inşallah. Öğretmenlere ve öğrencilere başarılar dileriz yeni eğitim yılında 2022-2023 ve inşallah bilgiyle dolu bir eğitim yılı olur. Telafar ilçesinden Galip Sto, El Türkmen Uydu kanalı. Haçlı Eşhabi Şehit Aileleri için Konut Fonu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Derneği Haçlı Eşhabi 53. Tugay'la işbirliği ile Şehit Ali Muhammed Çişit'in ailesine Telafi ilçesinde bir ev teslim etti.
Talafarda şehit ailelerin birine sunduk iskanı şühede ve Kuddamül Hüseyin Derneği ve Kutsal El-Hacdi Şabi'nin desteğiyle ev yapıldı. Ve bu evin açılışına çok sayıda vatandaşlar hazır oldu. Gün burada yığıştık. Bir şehidimizin evini selimliydik. Özüne veriydik. Özün ya sanduk iskan havayla şühede tarafından o Livan tarafından bu ev düzenlendi, kuruldu elhamdülillah. Her kişinin yardımıyla ki sandıkın yardımı, Livan'ın yardımı ikisi birbirinde. O çok bazı arkadaşlar o her kimseleri, her sahipleri aktaranlar her elemek yardım elediler. Kumsu bir el oldular. Bu şehide bir ev tutuldu. Bir şehit Tlafar'da şehit olmuştu. Tlafar'da şehitliği. Aslı ummet oldu işte. Şehidini unutmazsa, şehidini salmazsa, özün yaddan yadlamağın her zaman her bizim dikirinde münasebesinde özün dikir eylese bu ümmet inşallah Allah o ümmeti vefıklar. Bu şehidin salmayan ümmeti. İcarda oturuydu yani hallara dediği dağıldı. Sehemlendi içine geçti. İnşallah sellimlendi özlerine. Bugün ev yani bir büyük mübarekaraydı. Biz bundan evvel nece satırda dövüşüydük. İstedik döndürük bu haka muazzez mükerrem yaşasınla hıdmet kıdımladık özlerine. Yoktuk bir memniyemiz var. Bel bu havacımız idi bizim özlerine hıdmet kıdımlamak. İnledik döndüğümüz kim? İstiyor belada hıdmet kıdımlıyık. Yetimleri, fıkaraları, şehitleri, şehit ailelerin döndürük özlerin muazzez mükerrem yaşasın. Lianneş bizim yanına şehidin kanı ebed unutulmaz. Şehit kasırlamadı kanın verdi. Hatta bir yer harrarınca. Şehit olan Ali Muhammed Şit'in babasına bu ev teslim oldu. Ve kendisi şükranların sunduğu bu evi yapanlara ve her şehit ailesine yardım edenlere ve onun yanında olan din adamlar da bu gelişmeden konuştular. Ben şehidin Abbasıyım. Bu inşallah istavruk, müstamir olsun, sanduk. Bu mu şühedelere? Bazısının yoktu yeri, bazısının evi yoktu. İstavruk inşallah kumsu istilemez. Allah'tan istavruk kim icarda otursa, özün kurtulsa bu icara bir eve çıksın. Biz de kurtulduk bu icardan, yetirmeyi var. Geldi dayı başı, biz rahmatlığında şiyesi gelmişti. Bir sema sarıf çok şeydi. Elhamdülillah kurtulduk yerden. Allah razı olsun. Kim çına şarikti bize? Amin. İnşallah. Bugün kifahil şimalide, Tlafar'da yığıştı sunduk iskan tabi'til hacdil şa'bi yığmışla bir mecmu Ali Ahad'il şuhada verdi kanun min eclil beled fe geldiler bunlar cezahumullahu hayran bir ev yaptılar özüne iftitahına evi açmağına burada hazır olduk ve istaruğar hayırlardan, her şeylerden bile cemaati da'milasınna. Bu cemiyetel Kuddamül Hüseyin ve ahaletel afarul müşarikin, hacdi şabi ve ekser şil ve 53 gene şarkılaşınna. Seyyid Mahmud şarkıladı, Muhammed Emin ve gayr ve gayr meşayih ve sada ve mercaiye şarkılıbdı. Ve Allah üzerinden razı olsun. Kamsın her müşarikin mübarek Allah bi kum. Ve biz zaman illa cani sağ olsun, kalanlar sağ olsun, şuhadelere ve avaylere kımız inşallah. Ve men yuti'allaha ve rasul fe'ulayke ma'allezine en'amallah. Savunma ve ilçede emniyeti korumaya artı El-Hacdi Şabi İgitleri her konuda vatandaşların yanındadırlar. Tlafar ilçesinden kalıp sütü El Türkmen Uydu kanalı. Diyarli'nin vatandaşları gıda karnesinde verilen yağın kalitesizliğinden dolayı şikayette bulundular. Gıda Maddeleri Ticaret Bakanı tarafından ülkede genelinde olduğu gibi Diyarli'nde vatandaşlara gıda maddeleri dağıtmayı başladı. Vatandaşları yeni ayın gıda maddelerini diğer elinde bulunan gıda vakilleri yoluyla aldılar. Bu selal gıdaya her ay ulaşır elhamdülillah şükür. Biz bir ay geldi yakaka tamam döküldü yani balık kokusu verirdi böyle. Var pirinç var, hummus var yani nohut afu fasulyeydi, pirinçti, macundi. Bunlar ziyetçi, hepsini verirler, elhamdülillah ve şükür. 10 dağlık, elhamdülillah ve şükür. Bu hep aylar verirler, kesilmedi bizden, kesilmedi. Yok, o iller yok idi, bas bir il çok faydalıydı, çok faydası var. Tabağın, pazar cümlesi, cemaat hakkında satabilmirler. Yani kimseni almıyor üzerinden, ektif oldu üzerinden, ektif olduğu kadar da kimse almıyor. Son zamanlarda vatandaşlara verilen bu gıda maddeleri çok sayıda vatandaşlara
güvenlik hayata yardımcı oldu. Birinci aydan indiye kimin hükümet dağım verdi. Mesela hasat tomuyu tevzi oldu, ay bu ay geldi. Pazarda bir az yani almak oldu. Bana bas kalıp tuyağdı, undu bir o çubahadı. Bunlar da hükümet dağım etse bunlar da anar koça. Ve birinci nevayasını yesin, onun nevayası iyi olsun. Yağın nevayası iyi olsun. Biz bir kısım zeyt verdiler. Bir şekil koku var özünde yiyin mi? Kokusu yani evlendi evde oturur mu? Balık kokusu ve rezinç kokusu girebilir misin? Ama yani eğer matbakta edirse şey ederse girmezse matbakta kokusuna. Ve mecbur da annem yine de gider elca eder pazardan yağalı bunu şey istisna eder özünü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü, 49 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada saldırıda şu ana kadar 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı çocuk, 49 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Zelenski bu saldırının emrini veren ve bu emri yerine getiren herkesin yasalar ve insanların önünde hesap vereceğini vurguladı. Rusya ile bağlantılı köprüyü hedef alan patlamanın ardından Rusya Kırım'da azami olağanüstü hal ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kırım Köprüsü'nde altyapıya ek olarak güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması talimatını verdi. Federal güvenlik hizmetleri koruma önlemlerinin güçlendirilmesinden sorumlu olacak dedi. Sevgili seyirciler, Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasında geçmekte olan Julia fırtınasının birinci derece kasırgaya dönüştüğünü açıkladı. Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasında geçmekte olan Julia fırtınasının birinci derece kasırgaya dönüştüğü açıklandı. ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi sabah Nikaragua'nın batı kıyılarını vurması beklenen Tropik Julia fırtınasının birinci derece kasırgaya dönüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Hava Kuvvetleri Rezervi keşif uçaklarından elde edilen veriler, Julia'nın San Andreas ve Providencia adaları yakınından geçerken bir kasırgaya dönüştüğünü gösteriyor ifadesini kullandı. Julia kasırgasının saatte 28 km hızla ilerlediği ve saatte 120 km hızla sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yüksek alarm durumundayız. Julia fırtınasının bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andreas'a ulaşması kuvvetli muhtemeldir. Tüm otel altyapısı savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı." duyurusunda bulunmuştu. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Bağdat'ı yeniden inşa etmek, tarihi ve miras anıtlarını rehabilite etme çabalarının devam ettiğini teyit etti. Parlamento Finans Komisyonu, gıda güvenliği ve kalkınma için acil durum desteği kanununda yer alan hükümlerin çözüme kavuşturması ve uygulanması hakkında görüştü. Ordu ve Haşde Şabi güçleri Daesh çetelerinin kalıntılarını yok etmek için Musul kentinin güneyinde bir güvenlik operasyonu başlattı. Galiba ben orada bir tane şey takip ettim. Tek fayda takip geldi diyedim. Bunda çay var ya. Oradan peri 16. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri en çok Kerkük'te kriz yaratıyor. Bunun faturasını vatandaşlar ödüyor. Peygamber Efendimiz o gün hakkına doğum günüydü. Dünya nürden doğdu. O dararatı, o karanlığın üzerine hapsının ki iğate etti. Bir Kutlu doğum haftası münasebetiyle Kerkük'ün tarihi kalesinde Rak Türkman Cebesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.
gün burada yığışdıq. Bir şeydimizin evini səlimliydik, özünə veriydik. Özün ya sandığı qısken havayla şurada taraf. Haşid Eşşabi şehit aileleri için konut fonu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın derneği Haşid Eşşabi 53. Tugay ile işbirliği için de şehit Ali Muhammed Şehit'in ailesine telafi ilçesine bir ev teslim edildi. Bu selal gıdaiye her ay ulaşır elhamdülillah ve şükür. Bes bir ay geldi yakaka tamam gögülüydü yani balık kokusu verirdi böyle. Diyarbakır ili vatandaşları gıda karnesinde verilen yağ kalitesizliğinden dolayı şikayette bulundular. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.